akne inverse, ter bezi iltihabı. Evet, ter yani bezi iltihabı. Normal akne, yağ bezinin iltihaplanmasından ortaya çıkan bir durum. Ter bezi iltihabı ise adı üzerinde ter bezelerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir anormallik. Yani bu biraz farklı. Bunun peki ciltte görünümü daha farklı değil tabii mi? Tabii bu genellikle kasıklarda koltuk altında olur. Yani çok terlenen bölgelerde. Evet. Buna eskiden Türkçe, eski Türkçe köpek memesi denir. İri iri çıban şeklinde. Bazılarında pis kokulu ağır akıntılara sebep olur. Bize Niğde'den bir beyefendi gelmişti. Evet hocam. Koltuk altını böyle bezlerle sarmış, hala akıyor. Yani sürekli bez değiştiriyor koltuk altını. Kasıklarda, koltuk altında ter bezi iltihabı, hidratentis suprativa, akne inverse gibi isimleri var. Evet. Dünyada tedavisi yok. Neden? Çünkü hastalığı, her türlü cilt hastalığını, akne inverse, ter bezi iltihabı, yani bu sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, aklınıza gelen her türlü cilt hastalığının sebebi bağırsaktaki mantarlar. Mantarı yok etmedikçe krem sürersiniz veya başka bir şeyler. Bunlar hep geçicidir, kalıcı değil. Tedavi, bağırsakları tedaviyle mümkündür. Sabredebilirseniz iyileştiririz, problem değil dedik. Ve tedavi de problem değil. Harika, Almanya'da hocam. Da mesela bir genç yıllar önce bana gelmişti. Doktoru demiş ki bu Türk hastalığı. Dedim ki doktorun biraz saçma. Akne mi? Akne inverse, yani evet, ter bezi iltihabı. Normal akne değil. Doktorunuz biraz saçmalamış ama haklılık payı da var. Neden? Türkler bir, çok yoğun peynir tüketiyor. Asidoza sebep olur. Evet. Asitli ortamda kanımız biraz asitlenirse bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Mikrobik bir ortam oluşur. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle peynir çok tüketiyoruz. Bir, tatlı çok tüketiyoruz. Asit oranı tekrar. Yani dünyada eskiden en sağlıklı beslenen milletken Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın son dönemine kadar, Cumhuriyet'le birlikte son 50 yıldır özellikle dünyada en sağlıksız beslenen millet haline geldik. Ter bezi iltihabı çok ağır bir rahatsızlık. Dünyada tedavisi yok. Mesela kesiyorlar etrafını koltuk altında, kasıklarda, etrafından yine köpek memesi dediğimiz ter bezi. Evet. Almanya'dan bir aile geldi. Geçenlerde tekrar geldiler. Şimdi o da genç Alman kız arkadaşını da getirmiş. Diyor ki Alman kız, gencin ich glaube nicht aber diyor. Almanya'da ben inanmıyorum diyor. Almanya'da diyor birçok ilim adamı bunu tedavi edemedim. Bu adam mı tedavi edecek diyor. Evet. Anlatayım size bir dedim olay nasıl. Siz nasıl gelişiyor hastalık? Ondan sonra karar verdim. Almanca anlamıyor zannetti beni. Konuştum iki saat. Aha dedim okey ya Cihan Reş dedi. Haklısınız tamam dedi. Şimdi biz onlar 6 ay biz onlara bir set verdik. Kullandılar. Düzenini kullanmamasına rağmen onu koltuk altında böyle iltihaplar akıyordu. Gördüm ya çok kötüydü gencin durumu. Yarı Türkçe yarı Almanca konuşuyordu genç. Geçenlerde annesi babası tekrar geldiler dediler ki %90 iyileşti. %100 iyileşmedi. Neden? Düzenli kullanmamış. Günde 3 defa alacağını bazen sabah kullanmış, bazen akşam, öğlen almamış vesaire. Buna rağmen %90 iyileşmiş. Çok çok memnun, rahat. Problem kalmamış. Her şeye rağmen 1-2 aylık daha tekrar kure devam etmeye karar verdi. Düzenli bir şekilde kullanmamış. Düzenli kullanırsa tabii ki. Bazıları günde 3 defa diyorsun, bir defa kullanıyor. Peki.